Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün beraber genel kültür deneme çözeceğiz. 25 adet sorumuz var. Hazırsanız başlayabiliriz. Birinci soruya bakalım. Zühre, çoban yıldızı Çolpan olarak da bilinen ve tüm gezegenlerin tersi istikametinde dönen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakalım. Merkür, Mars, Venüs, Satürn, Neptün. Zaten halk arasında çoban yıldızı olarak da biliniyor. Ve tüm gezegenlerin tersi istikametinde dönen gezegen bildiğiniz gibi Venüs'tür. Cevabımız C. İkinci soruya bakalım. Güneş'e uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan ve kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen olarak da isimlendirilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Jüpiter, Uranüs, Dünya, Satürn, Mars. Arkadaşlar bu gezegen dördüncü sırada olduğuna göre ve kızıl gezegen olarak da biliniyor. Kızılımsı bir renginden dolayı. Sırayla sayacak olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Onun için cevabımız E'dir. Üçüncü soruya bakalım. Medeniyetler çatışması teziyle önemli tartışmalara yol açan siyasi bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Lawrence Harrison, Joseph Esnier, Abraham Lincoln. Arkadaşlar Abraham Lincoln'u biliyorsunuz ABD eski ABD başkanı çok zaman evvel. Diğerlerini hiçbirini tanımıyorum. Medeniyetler çalışması teziyle önemli tartışmaları yol açan siyasetçi Samuel Huntington. Cevabımız B. Bilge lider, bilge kral olarak bilinen Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Vyacheslav Bevanda, Nikola Spirić, Deniz Zvizdić, Hasan Muratović, Alija Izetbegović. Arkadaşlar bilge lider, bilge kral olarak bilinen ünlü devlet başkanı tabii ki Alija Izetbegović'tir. Hatta bunun Türkiye'de filmi bile çekildi. Bu da ekstra bir bilgi. Cevabımız E. Beşinci soru. Kadife devrimi adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye geçen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hırvatistan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya, Makedonya. Arkadaşlar, Kadife devrimi adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye geçen ülke tabii ki Çekoslovakya'dır. Cevabımız B. Altıncı soru. Türkiye'nin ulusal mağara envanterine kaydedilen ilk volkanik kökenli doğal mağarası olan Hassa Lav Tüpü Mağarası hangi ilimizde bulunmuştur? Konya, Bursa, Hatay, İzmir, Diyarbakır. Arkadaşlar Hassa Lav Tüpü Mağarası Hatay'da bulunuyor. Cevabımız C. Ha, burada ha belki iki harften aklınızda tutabilirsiniz. Hassa, Hatay. Cevabımız C. Yani bu şekilde kollayabilirsiniz. Yedinci soru. İlk Türk operasının bestecisi ve devlet sanatçısı unvanını alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kasım Akses, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar. Arkadaşlar ilk Türk operasının bestecisi ve devlet sanatçısı. Devlet. Tabii ki cevabımız Ahmet Adnan Saygun'dur. Cevabımız D. Ahmet Adnan bu D harfi çok fazla olduğu için belki oradan aklınıza tutabilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Cevabımız D. 8. soru Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği kaç yılında yürürlüğe girmiştir? 1990, 1992, 1996, 1998, 2000. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. Cevabımız C. 9. soru Belleğin Azmi adlı eseriyle tanınan sürrealist akımının önemli temsilcilerinden kabul edilen ressam aşağıdakilerden hangisidir? André Breton, Pablo Picasso, Salvador Dali, Paul Éluard, René Char. Belleğin Azmi adlı eser tabii ki Salvador Dali'ye aittir ve sürrealist akımının önemli temsilcilerinden birisidir. Cevabımız C. 10. soru. Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinen ve 50 Türk lirasının üzerinde resmi yer alan romancı aşağıdakilerden hangisidir? Afife Jale, Filiz Dinçmen, Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar, Afet İnan. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısı ve 50 Türk lirasının üzerinde yer alan romancımız elbette ki Fatma Aliye'dir. Denemelerde sık sık çıkan bir soru.
Ve cevabımız C'dir. Türkiye'nin ilk bal mumu müzesi olan Yılmaz Büyük Erşan Bal Mumu Heykeller Müzesi hangi ilimizde yer almaktadır? Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul. Arkadaşlar ben şahsen bu müzeyi gördüm. Şahsen ben kendim gittim. Gerçekten gezip görünce insanın aklında kalıyor. Bu soruyu direkt gördüğüm zaman aklıma direkt Eskişehir geldi. Cevabımız D, Eskişehir. Çünkü bu Yılmaz Büyükerşen Balmum Heykeller Müzesi ve Eskişehir'de bulunuyor. Onun için cevabımız D. 12. soru. 1990'lı yıllarda görev yapan İslam dünyasının ilk kadın başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? Tansu Çiller, Benazir Bhutto, Haşine Vecid, Magawati Scornoputri, Begüm Halide Ziya. Arkadaşlar ilk İslam dünyasının ilk kadın başkanı Benazir Bhutto'dur. Cevabımız B. Akdeniz oyunlarının ilki 1951 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir? Mısır, İspanya, Türkiye, Cezayir, Tunus. Bu 5 ülke Akdeniz ülkesi. İlk defa 1951 yılında Akdeniz oyunları Mısır'da gerçekleşiyor. Cevabımız A'dır. 14. soru. 1850 yılında yayınlanan Osmanlı basınının ilk Türk dergisi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı basınının. Diyojen, Demet, Şükufezar, Vekayetübbiye, Terakki Muhadderat. 1850 yılında yayınlanan Osmanlı basınının ilk Türk dergisi Vekayetübbiye'dir. Cevabımız D. Filistin devletini ilk kez tanıyan Avrupa Birliği ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Hollanda, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya. Arkadaşlar, Filistin devletini ilk kez tanıyan Avrupa Birliği ülkesi İsveç'tir arkadaşlar. İsveç Avrupa Birliği ülkesidir. Hatta ben İsveç'e gittiğim 2 gün orada kaldım. Gerçekten refah düzeyi çok yüksek bir ülke. Hatta hatırlarsanız İsveç ülkesi Suriyeli Aylen Kürdi'nin fotoğrafını kendi paraları, kendi resmi parasına bastırdığını hatırlıyorsunuzdur. Neyse cevabımız C'dir. Filistin devletini ilk kez tanıyan Avrupa Birliği ülkesi İsveç. Orhun yazıtları aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Kazakistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Moğolistan. Arkadaşlar Orhun yazıtları Moğolistan'da bulunur. Moğolistan'ın sınırları içerisinde yer alır. Orhun, o Moğolistan'da çok O'lar var. Onun için bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Cevabımız E'dir. 17. soru. Türkiye'de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan ve 5 Türk lirasının üzerinde resmi bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Mimar Kemalettin, Aydın Sayılı, Fatma Aliye, Itri, Yunus Emre. Arkadaşlar bu bilim adamı büyük bir tarihçidir ve Türkiye'de yerleşmesini sağlamıştır. Ayrıca 5 Türk lirasının üzerinde resmi bulunan kişi Aydın Sayılı. Cevabımız B. AB katılım müzakereleri kapsamında müzakerelere açılan ilk mesele aşağıdakilerden hangisidir? İşletme ve sanayi, mali kontrol, bilim ve araştırma, vergilendirme, ekonomi. Arkadaşlar bu müzakere kapsamında ilk ele alınan mesele bilim ve araştırma meselesidir. Cevabımız C. 19. soru. Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak bu alanda öncü olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul, Nevşehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep. Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü dediğimiz UNESCO'dur. Ve Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak bu alanda öncü olan ilimiz tabii ki Gaziantep'tir. Cevabımız E'dir. Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip ve içerisinde 15 farklı türde binlerce kelebeğin uçtuğu tropikal kelebek bahçesi hangi ilimizde yer almaktadır? Antalya, Muğla, Kayseri, Konya, Adana. Avrupa'nın en büyük uçuş alanına sahip, Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan tropikal kelebek bahçesi Konya'da bulunuyor. Cevabımız D. 21. soru. Ukrayna, Norveç, Danimarka. Yanında verilen ülkelerin hangisi ya da hangileri Avrupa Birliği üyesi olmasına karşın para birimi euro değildir?
Yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1, 2, 2, 3. Arkadaşlar ne diyor? Avrupa Birliği üyesi olmasına karşın para birimi euro değildir. Ukrayna Avrupa Birliği ülkesi değil. Norveç de Avrupa Birliği ülkesi değil. Zaten Norveç yaşam bakımından, refah düzeyi bakımından Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksekte kendini gördüğü için üye olmak istemiyor. Bu da Avrupa Birliği ülkesi değil. Danimarka Avrupa Birliği ülkesi. Ama Danimarka'nın para birimi euro değil. Danimarka kronudur. Onun için cevabımız yalnız C. Yalnız 3 C. Cevabımız C. 22. soru. 2022 Dünya Kupası Şampiyonası hangi ülkede gerçekleştirilecektir? Artık bu soruyu biliyorsunuz. Yani sık sık sora sora öğrendiniz. Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Arkadaşlar 2022 Dünya Kupası Şampiyonası elbette ki Katar'da yapılacaktır. Katar biliyorsunuz çok lüks bir yer. Ayrıca burada 2-2-2 ikiler var. Tekrarlanmış Katar A harfi falan tekrarlanmış olarak aklında tutabilirsiniz. Cevabımız E'dir ve basit bir soru. 23. soru Nobel ödülü Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. Aşağıda belirtilen alanların hangisinde Nobel ödülü verilmemektedir? Hangi alanda ödülü verilmemektedir? Bakalım şıklara. Tıp, tarih, barış, edebiyat, iktisat. Arkadaşlar şöyle duymuşsunuzdur. Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Tıp Ödülü, Nobel Barış Ödülü. İktisat çok duymadım ama bu da var. Nobel İktisat Ödülü. Ama tarih ödülü, Nobel Tarih Ödülü diye bir şey yok. Onun için cevabımız B. Tarih alanında Nobel ödülü verilmemektedir. 24. soru. Avrupa Birliği'nde konuşulan tüm dil ve lehçeler arasında 23 tanesi resmi statüye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu dillerden değildir? Yunanca, Fransızca, Almanca, Norveççe, İsveççe. Arkadaşlar Avrupa Birliği'ne üye olan her ülkenin dili resmi statü kazanıyor. Yunanistan Avrupa Birliği'ne üye, Fransa'da öyle, Almanya'da öyle. İsveç ve Finlandiya'da Avrupa Birliği'ne üye ama Norveç ülkesi Avrupa Birliği'ne üye değil. Bunun sebebi dediğim gibi az önce refah yaşam düzeyi. Onun için Norveççe resmi statüye sahip değildir. Cevabımız D. Birleşmiş Milletler bünyesinde eğitim, kültür ve bilim alanında faaliyet gösteren kuruluş hangisidir? UNICEF, IMF ya da IMF Türkçesi, ULO, UNESCO, WHO yani Dünya Sağlık Örgütü. Arkadaşlar, inanın İngilizceniz varsa bu soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Çünkü eğitim, kültür ve bilim diyor ya. Arkadaşlar, UNESCO biliyor musunuz? Burada UNESCO, UN dediği Birleşmiş Milletler, United Nations, Birleşmiş Milletler, Education, eğitim, S, Science, bilim, C, Culture, kültür, O, Organization. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluş D'dir. Cevabımız D. İngilizceniz varsa zaten direkt D'yi bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu nedir? World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü. International Labour Organization, Uluslararası Çalışma Örgütü. IMF, International Money Fund, Uluslararası Para Fonu. Bu da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluştur. UN, Birleşmiş Milletler. Children Fund, Çocuk Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu. A değil, cevabımız D'dir. Yani şunların kısaltmasını bilirseniz siz çok rahat bu soruları çözebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bitti. Eğer bu video hoşunuza gitmişse lütfen paylaşmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese teşekkürler. Ayrıca abone olmayı unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.